Otogusto yeni bölümden herkese merhaba. Her hafta olduğu gibi yine sektördeki en yeni ve en özel modelleri sizlerle paylaşmaya, onları sizlere tanıtmaya ve tabii ki test sürüşüne çıkarmaya devam ediyoruz. Haftanın otomobili ve bu otomobili yapacağımız test sürüşü köşesinde Otogusto'da sizlerle birlikteyiz. Bu haftaki konuğumuz Nissan Pulsar. Merak edilen bir araçtı. Özellikle markanın SUV segmentte iddialı modelleri arasına bir de bunu katmış olduk diyebiliriz aslında, genel değerlendirme yapabilirsek. Qashqai'nin bir ufağı, Jukla benzer özellikleri var ama tabii ki C hatchback olarak değerlendirmek en güzel tabir olur diye düşünüyorum. Özellik itibariyle baktığımız zaman hemen genel anlamda daha SUV'a yakın bir tasarım görmekteyiz. Özellikle hatlar ve sportif yapılar çok ön planda. Ancak bunun haricinde tabii ki daha stabil bir sürüş imkanı sunan özellikleri de var. Genel anlamda değerlendirirken özellikle Qashqai'den örnekler vermek istiyorum. Uzunluk anlamında baktığımız zaman Qashqai'den 10 mm daha uzun. Aynı zamanda dingil mesafesine göz attığımız zaman da 54 mm dingil mesafesiyle yine Qashqai'den daha uzun. Tabii ki bu da yüksek oranda bir aks mesafesi sunuyor. Sınıfının en geniş aks mesafesine sahip aynı zamanda. Bunun faydaları neler? Tabii ki iç hacimde oldukça geniş bir kabin sunacaktır diye düşünüyorum. Şimdi genel anlamda tasarıma şöyle bir göz atmaya başlayalım. Kaputa baktığımız zaman özellikle sportif hatların dikkat çektiğini görmekteyiz. Hemen bu bölümde ve bu bölümde belirgin hatlar var. Yan bölümlerde yine şişkin kullanılmış çamurluk davlumbazları var. Bunlar da tabii ki aracı daha sportif hatlar veriyor. Yine markanın alışık olduğumuz tasarım, bumerang şeklinde bir ön ızgara var. Hemen bu alt bölüme doğru indiğimiz zaman yine havalandırma ızgaraları aerodinamik yapıya katkı sağlayacak şekilde tasarlanmış. Ve alt bölümlere baktığımız zaman sis farlarının çerçevelerinde yine krom detaylar görmekteyiz. Far grubu da oldukça keskin tasarım olarak kullanılmış. Sizlerin de görmekte olduğu gibi panjurun bu bölümünden başlıyor ve yan çamurluğa kadar uzanıyor. Hatlara genel itibariyle baktığımız zaman özellikle hem yerden yüksek bir araç, aynı zamanda da yine Qashqai ile kıyasladığımız zaman da biraz daha ağırlık merkezinin söylediğim gibi düştüğünü görmekteyiz. Bunların haricinde önemli özelliklerden bir tanesi de tabii ki aracın diğer formları. Onları da sizlere aktarmak istiyorum. Hemen yan bölüme geldiğimiz zaman yan bölümde dikkat çeken unsur tabii ki yan aynalar ilk olarak. Yeterli düzeyde bir hacme sahip yan ayna boyutu var. Üzerine sinyal yerleştirilmiş ve böylelikle daha fark edilebilir bir kullanım yapmanıza imkan sağlayacak. Jantlara göz attığımız zaman da yine alaşımlı ve sportif bir jant yapısı görmekteyiz. 17 inçlik ebatıyla sürüşte bunu daha detaylı değerlendireceğiz. Sanırım birazcık süspansiyonun konforundan çalar gibi düşünüyorum. Ama böyle bir yapıda bir araç düşündüğünüz zaman da 17 inç aslında çok da uygunsuz bir jant ölçüsü değil diye düşünüyorum. Hemen yan bölüme gelelim. Yan bölümde de yine kavisli hatlar söz konusu. Kapı boyunca uzanıyor ve aracın C sütununa kadar ilerliyor. Bunlar tabii ki hem sportif ve dinamik yapıyı ön planda tutuyor. Aynı zamanda da ışık oyunları yapıyor ve böylelikle daha hareketli bir görsel sunuyor size. Özellikle tasarım açısından değerlendirdiğimiz zaman. Aracın cam boyutlarına baktığımız zaman oldukça geniş cam boyutlarına sahip. Bunlar da tabii ki iç kabini oldukça ferah bir hale getirecektir. Aynı zamanda omuz çizgisinin yüksek olmasına rağmen tavan bölümü de yüksek tutulmuş ve tavan arkaya doğru sportif bir şekilde tasarlanarak, alçalarak devam etmiş. Bu da hem dinamik bir görüntü sağlıyor, aynı zamanda da sportif özellikleri daha da belirginleştiriyor. Önemli bir özellik de anahtarsız açma ve çalıştırma sistemine sahip olması. Yanınızdaki anahtar sayesinde bu şekilde dokunmatik olarak aracı açabiliyorsunuz ve aynı şekilde içeriden de aracı dokunmatik olarak çalıştırabiliyorsunuz. Şimdi böyle bir aile otomobilin arka özellikleri de çok önemli. O tasarımı da sizlerle paylaşayım. Bagaj hacmine ve kullanımına bakalım. Sonrasında genel bilgilerimizi toplayalım ve iç detayları sizlere aktarmaya devam edeyim.
Evet, arka detaylara baktığımız zaman yine oldukça cömert olarak tasarlanmış arka stop lambaları ilk dikkatimizi çeken nokta oluyor. Yine bu bölümdeki sportif yapılar ve tavanın alçalma bölümünde buradan hissedebiliyorsunuz. Alt tampon bölümüne baktığımız zaman yerden yüksekliği gayet iyi ve aynı zamanda yine bu bölümlere dikkat ettiyseniz eğer sizlerde özellikle hafif engebeli arazi şartlarında da işinizi kolaylaştıracaktır. Alttan darbelere karşı koruyucu bir özelliği olacaktır. Evet, diğer bir önemli özellik geri görüş kamerası buraya konumlandırılmış. Özellikle park ederken oldukça pratik çözümler sunacaktır diye düşünüyorum. Tabii aracımızı genel anlamda değerlendirdiğimiz zaman özellikle Avrupa pazarı için üretilen bir aile otomobili C hatchback olarak değerlendirdik. Bagaj hacmi de özellikle önemli. Kullanım itibariyle nasıl fonksiyonlar sunuyor onu da hemen sizlerle paylaşmak istiyorum. 385 litrelik bir bagaj hacmi var ve yükleme alanına baktığımız zaman derin bir yükleme alanı oluşturulmuş ve bu alandaki genişlikte özellikle eşyalarınızı rahat bir şekilde koyabilmenize fayda sağlayacaktır. Aynı zamanda yükleme eşiği olarak da bu bölüm sert plastikten yapılandırılmış, koruyucu olarak da böyle bir özelliği var ve oldukça pratik ve kullanışlı gözüküyor. Tabii araçla ilgili olarak bir bilgi daha vermek istiyorum size. Barcelona fabrikasında üretiliyor markanın ve buradan tüm Avrupa pazarına çıkıyor banttan ve özellikle de marka son zamanlarda özellikle SUV platformda otomobiller üretmeye başladı ve bir de onlar arasında önemli bir ölçüye sahip. Pazar payında çok ciddi rakipleri var özellikle C segmentte değerlendirdiğiniz zaman. Ama bunlar arasında sunmuş olduğu fonksiyonel özellikleri, artıları ve eksileriyle mutlaka pazarda iyi bir yere geldi diye düşünüyorum. Şimdi özellikle iç detayları sizlere aktarmak istiyorum. Zira bugün yine bizim şansımıza yağışlı ve soğuk bir hava var. Aracı sabah yıkatmamıza rağmen çekim yerine getirene kadar yine hafiften pislendi. Özellikle izleyicilerimizle bunu paylaşmak istiyorum ki şartlar böyle olduğu için maalesef bu şekilde sizlerle aracı paylaşabiliyorum. Ben biraz daha üşümeden hemen aracın iç detaylarını da size aktarayım. Pulsar'ın iç detaylarına göz attığımız zaman sadelik ön planda oluyor. Çok ön planda premium algı veren bir malzeme kalitesi yok ama gayet şık tasarımlar söz konusu. Detaylar özellikle hoşunuza gidecektir. İlk olarak gösterge panelinden başlamak istiyorum. Oldukça sade tutulmuş bir gösterge paneli var. Ve sayaçların tam ortasında bir yol bilgisayarı var. TFT ekranlı ve bu yol bilgisayarı üzerinden direksiyon simidi üzerindeki tuşlar sayesinde bilgilerinize erişim yapabiliyorsunuz. Hemen onlara da göz atalım neler var diye. Evet, hız göstergesini sayı olarak orada görebiliyorsunuz. Bunun haricinde yine kullanım miktarınızı takip etmek isterseniz yakıt anlamında bunların değerlerine ulaşabiliyorsunuz. Aynı zamanda farklı şekillerde tasarımlar var. İstediğiniz pozisyonda ve uygulamada buraya tercihler yapabiliyorsunuz. Çok sade görünüyor. Benim için önemli olan direksiyon simidi ile görüş açısının uygun olması. Bu şekilde durduğum zaman gayet net bir şekilde görüş açısına sahip. Bu da oldukça yeterli bir ölçü diye düşünüyorum. Direksiyon simidi yine markanın alıştığımız standart direksiyon simidi. Üzerindeki kolay kullanım tuşları sayesinde hem yol bilgisayarına bahsettiğim gibi hem de multimedya ekrana erişim sağlayabiliyorsunuz. Ses açma, kapama, telefon görüşmeleri ve aynı zamanda diğer işlemlerinizi buradan kolay bir şekilde sağlayabiliyorsunuz. Yan bölüme geldiğimiz zaman yan bölümün üst dokusunda yumuşak malzeme kullanılmış krom bir kapı açma kolu var. Burada yine farklı tonlarda tasarımlar söz konusu. Bu alan deri olarak kaplanmış. Cam otomatiklerinin olduğu bölüm buraya konumlandırılmış ve aynı ayarları erişim anlamında gayet rahat bir şekilde erişim sağlayabiliyorsunuz. Hemen burada bir havalandırma ızgarası var ve onun yine çevresi krom olarak kaplanmış. Yine aynı şekilde gösterge panelinin çevrelerindeki krom detaylar ve aynı zamanda yine vites topuzunun alt bölümündeki krom detaylarda araçta oldukça dikkat çekiyor saklama alanları ve yine havalandırma alanları olarak. Bu bölüme göz attığımız zaman burada yine ESP'yi devre dışı bırakmaya yarayacak tuşunuz start and stop tuşu ve aynı zamanda otomobili eco modda kullanmak isterseniz buradaki eco yazısını kullanabiliyorsunuz. Fonksiyonel olarak gayet rahat bir şekilde bunlara da erişim sağlanabiliyor. Şimdi orta bölüme dönelim. Üst bölümde özellikle havalandırma ızgaraları sizi karşılıyor. Bu bölüm piyano bilek olarak tasarlanmış ve orta bölümünde multimedya ekran size sunuluyor. Multimedya ekran görüş kalitesi olarak gayet yeterli düzeyde. Sade olarak tasarlanmış. Ve hemen onun da özelliklerine bakalım. Navigasyon, geri görüş kamerası özellikle işinizi kolaylaştıracak önemli özellikler diye düşünüyorum. Buradan yine
radyo ayarlarını gerçekleştirebiliyorsunuz. Ses açma kapama tuşu yine buraya konumlandırılmış. Oldukça fonksiyonel duruyor ve özellikle de yansıma yapmaması açısından da gözünüzü almadığını özellikle sizlerle paylaşmak isterim. Bu alt bölüme indiğimiz zaman burada yine klima ayarları söz konusu. Çift taraflı olarak düşünülmüş bir klima bölümü var. Buradan ayarlarınızı yapabiliyorsunuz ve aynı zamanda yine şiddetini de ayarlamak isterseniz sıcaklığın bu bölümlerden yapabiliyorsunuz. Fan ayarı da orta bölüme konumlandırılmış. Alt bölüme indiğimiz zaman burada ufak bir saklama alanı var. Burada yine anahtarsız çalıştırma sisteminin tuşu konumlandırılmış. Ve bu bölüme baktığımız zaman şanzıman ve vites bölümü geliyor. Ve özellikle vites topuzu ve buradaki detaylar bu sadelik arasında ön plana çıkan tasarımlar olmuş. Buralara geldiğimiz zaman yine ufak saklama alanları söz konusu. Yine kapı bölümlerinde de yine saklama alanları var. Kolçakta yeterli düzeyde bir kolçak var ve içerisinde AUX USB ve yine 12 voltluk bir soket çıkışı var. Hemen torpidoya birazcık göz atalım. Gayet derin ve kullanışlı bir torpido alanı yapılandırılmış. Torpidonun bu bölümleri sert malzemeler. Yine burada sert malzemeler var. Üst bölümde farklı bir doku ve yine bu bölümlerde ise yumuşak malzemelerin kullanıldığı dikkat çekiyor. Koltuk döşemelerine baktığımız zaman kumaş olarak tasarlanmış. Orta bölüm daha farklı bir desen ve rahatlık olarak fena sayılmayacak bir koltuk yapısı var. Şu bölümlerdeki kavramalar biraz daha geniş olsa belki çok daha konforlu bir koltuk yapısı olabilirdi diye düşünüyorum. Özellikle benim dikkatimi çeken ve vurgulamak istediğim aracın dış özelliklerini aktarırken sizlere özellikle hacim itibariyle iç alanda bir cömertlik olduğundan bahsetmiştim tasarımla ilgili olarak. Bu alan yani kabin genişliği gayet geniş. Kaşkay'ı oranladığınız zaman Kaşkay'dan daha geniş bir iç hacme sahip. Özellikle arka bölümdeki yolcular için de oldukça geniş bir hacim olacaktır. Özellikle sizlerle paylaşmak istiyorum. Hem baş mesafesi hem diz mesafesi hem de bu alandaki genişlik oldukça ferah duruyor. Ve bunlara önemli oranda katkı sağlayan da cam bölümlerinin önemli oranda ferahlığa ekstradan bir katkı sağlamış olması bahsettiğim üzere oldukça geniş bir cam yapısı var. Şimdi isterseniz arka bölümde sizlerle birlikte paylaşalım. Oradaki iç hacmi de sizlere aktarayım. Ardından da test sürüşüne çıkalım. Evet, arka alana geçtiğiniz zaman aracın ne kadar geniş bir hacme sahip olduğunu daha iyi görebiliyorsunuz. Oldukça geniş bir diz mesafesi var ve baş mesafesine baktığımız zaman oldukça yeterli. Uzun boylu bir yapıya sahip olmama rağmen gerçekten bu genişlik gayet arka alanda oldukça hacim sunuyor diye düşünüyorum. Ve özellikle omuz genişliği olarak baktığınız zaman da 3 kişi rahat bir şekilde yolculuk yapabilecektir. Burada da yine ufak bir saklama alanı oluşturulmuş ve aynı zamanda koltuğun arka bölümünde de yine pratik çözümler söz konusu. Saklama alanlarını yine kapı bölümünde detaylarda görmekteyiz. Açıkçası oldukça ferah bir iç hacme sahip diyebiliriz. Şimdi geldi tüm detaylarıyla teknik anlamda aracı test sürüşüne çıkarmaya. Ekranlarını yeni açan izleyicilerimiz için bu hafta haftanın otomobili Nissan Pulsar'dı. Aracımızın dış ve iç özelliklerini sizlerle paylaştım ve şimdi mekanik anlamda değerlendirmek üzere test sürüş alanına geldik. Programın başında da söylediğim gibi bugün de yine soğuk ve yağışlı bir havaya denk geldik. Yine soğuklarda test edeceğiz aracımızı. Tabii ki bunun eksileri artıları olacaktır. Hemen genel anlamda detaylara girmek istiyorum. Şu anda kullanmakta olduğumuz aracın 1.2 litrelik turbo benzinli bir motoru var. Yaklaşık olarak 115 beygir güç üretiyor ve aynı zamanda da 165 Nm'ye kadar tork erişimi sağlayabiliyorsunuz. CVT şanzıman olarak bildiğimiz markanın X-Tronic olarak adlandırdığı şanzımana sahip. Hemen genel özelliklerimizi daha detaylı olarak anlatmaya başlayalım. Şimdi özellikle markanın son dönemlerde başarılı olduğu bir alan var. Motor düzeni olarak değerlendirdiğimizde küçültülmüş motorlar çok ön planda olmaya başladı. Kaşkay'dan bunları biliyoruz. Ve şimdi de Pulsar üzerinde 1.2 litrelik benzinli bir turbo motor görmekteyiz. Tabii ki küçültülmüş motor hep her zaman için şu soruları
aklınıza getirecektir. Acaba performansın nasıl, yokuşlarda nasıl bir verim elde edilecek diye. Bunlar tabii ki yoğun mühendislik çalışmaları üretilen ve denenen motorlar olduğu için araçların genel itibariyle kasa yapısı, tarzları çok ön planda tutularak yapılıyor. Ve bu esnada baktığınız zaman da tabii beklenti düzeyiniz de çok önemli. Herhalde hiç kimse 1.2 litrelik bir motor düzeneğinden performanslı bir kullanım ve çok aşırı performansa kaçan bir yapı beklemez. Bu beklentiler neticesinde değerlendirmek lazım ki doğru verileri elde edebilelim. Turbo beslemeli bir üniteye sahip olması tabii ki performans anlamında mutlaka anlık tepkilere cevap verebilen bir motor düzenini bize sunuyor. Genel anlamda değerlendirdiğimiz zaman motoru bu parantezler içine almak yeterli olacaktır diye düşünüyorum. Bunun haricinde hemen şanzımanımıza dönelim. Hepimizin bildiği üzere CVT şanzıman sonsuz geçiş aralığı olan şanzıman şeklidir. Genel anlamda baktığımız zaman herhangi bir şekilde bu şanzıman yapısında bir dişli bulunmaz. Dişli olmadığı için de vites geçişlerini hissetmezsiniz. Bir makara kasnak sistemi üzerine konumlandırılmış noktalar vardır ve bu noktalarda sınırsız sayıda motor gücüne göre şanzıman değişim yapar ve ikiye ayrılırlar. Bunu özellikle belirtmek istiyorum çünkü özellikle sosyal medyadan da çok fazla bununla ilgili sorular alıyorum. CVT şanzımana müdahale edilir mi, edilemez mi? Bu gibi sorular çok geliyor. CVT şanzımanlara normal şartlarda, normal çalışma prensibinde müdahale edilmez. Ancak bazı üretimlerde bu vites aralıkları bir nokta şeklinde, yani belirli noktaların alındığını düşünün, belli noktalarla belirleniyor. Önceden belirlenmiş bir nokta varsa ve bu kademeleştirilmişse, örneğin bunda 6 tane nokta var, 6 kademeli gibi düşünebiliriz. Ancak normal dişli şanzımanlardaki 6 kademe olarak tabii ki düşünmeyin. Bu şekilde müdahale edebiliyorsunuz. Bu haftaki test otomobilimizde de şanzıman yapısı olarak size müdahale imkanı sunan bir CVT şanzıman. Bu terimi kullanmak çok doğru olur. Ve biliyorsunuz sistem olarak bir alt sınır ve bir üst sınır vardır CVT şanzımanlarda. Ve bu sınır arasında özellikle sürekli değişken oranlı bir geçiş yapar motor gücüne göre şanzıman. Bunun üzerine siz de müdahale edebiliyorsunuz. Size anlattığım gibi bu makara kasnak sistemi üzerindeki belli noktalar belirlenmiş ve bu noktalara göre şanzımandan siz de manuel olarak fayda sağlayabiliyorsunuz. Bu yüzden CVT şanzımanın bu kullanımı ve önceki kullanımı olarak iki farklı şekilde sizlere yansıtmak istedim ki doğru bir test olsun diye. Şanzıman tabii özellikle hepimizin bildiği üzere herhangi bir dişli olmamasından ötürü vites geçişlerini hissettirmiyor. Daha performanslı kullanımlarda vites geçecek mi, atacak mı diye beklediğimiz de oluyor. Sistem gereği zaten böyle çalışan bir şanzıman. Ama tabii ki bu bekleme süresi diğer dişli şanzımanlardaki gibi işte arkaya doğru atma ya da işte sendeletme gibi, titreme gibi bir imaj vermesin size. Bunları asla hissetmeyeceğiniz bir şanzımandır ve katkı olarak da mutlaka yakıta katkısı vardır. Çünkü motordan gelen güce göre sürekli değişken oranda çalıştığı için en iyi performansı ve en iyi yakıt tüketimini sizlere sunar. Bunlar önemli noktalar özellikle motor ve şanzımanımızda. Ve tabii ki diğer bir noktada motor düzenine start and stop teknolojisine eklenmiş olması ve aynı zamanda eco modunda bulunması. Özellikle şehir içi trafikte, dur kalklarda start and stop teknolojisi işinize yarayacaktır. O durma anında en azından fazladan yakıt yakmayacaksınız ve çevreyi kirletmeyeceksiniz. Bu arada çevreden bahsetmişken aracımızın emisyon değerlerinin de çok iyi düzeyde olduğunu özellikle belirtmek istiyorum. Çevrecilik anlamında da bu bilgiyi aktarmış olalım motorumuzla ilgili. Bu eco mod hepimizin bildiği üzere zaten birçok testimizde de bunu detaylı olarak aktarıyoruz artık. Otomobilimizi daha az yakıt yakmaya iten bir kullanım modu diyebiliriz buna. Bu nasıl oluyor? Sistem olarak gaz pedalı hassasiyeti olarak değerlendirebiliriz. Yani pedal gaza karşı daha az hassasiyetli oluyor ve böylelikle hani bu performanslı kullanımlarda çok gaz pedalına yüklendiğiniz durumlarda aracın fazla yakıt yakmasını engelliyor ve tabii ki bu da performanstan çalıyor. Ama şehir içi kullanımlarda mutlaka ekonomi yapacağınız bir özellik diye sizlerle paylaşmak istiyorum. Evet, biraz motora tekrar dönelim. Şanzımanı bu kadar detaylı aktarmışken şanzıman ve motor uyumunu da özellikle sizlerle paylaşmak istiyorum. Bu anlamda şu anda normal moddayım ve otomatik olarak şanzımanımızın modu birazcık yüklenmek istiyorum. Bakın herhangi bir vites geçişi yok gibi gözüküyor ama aslında sürekli bir değişim var ama biz bunu hissetmiyoruz.
İğmelenmesi gayet iyi aracın. Bunu özellikle sizlere vurgulamak istiyorum. Yani 1.2 litrelik küçük hacimli bir motor kafanızda herhangi bir şekilde bir soru işareti uyandırmasın. Performans anlamında asla sıkıntı oluşturmuyor bu segment ve kullanım özellikleri içerisinde değerlendirdiğimiz zaman. Sonuçta bu bir performans aracı değil. Konfora yatkın özellikleri olması gereken bir aile ve şehir otomobili. Ve bu yüzden de zaten önemli özellikler neler? Performanslı kullanımdan ziyade konforlu kullanıma imkan sunması. Bu anlamda değerlendirdiğimizde yanlış yorumlar yapmamış oluruz. Bir de 1.5 litrelik dizel motoru var. Daha performanslı motor tercih edecek olanların, beklentisi bu olanların onu tercih etmesini tabii ki tavsiye ederim. Hem daha ekonomik olacaktır, hem de daha performanslı bir motor yapısından dolayı kullanım sergileyeceksinizdir. Bunların haricinde tabii sürüşe yardımcı özellikler de var araç üzerinde. Onlara da gireceğim, ancak özellikle hem motor şanzıman uyumunu biraz yokuşlarda ara hızlanma olarak sizlerle paylaşacağım noktalar var. Onları da denemek istiyorum. Bu yol üzerinde birazcık da bunlara göz atalım. Aynı zamanda viraj özelliklerini değerlendirmiş oluruz. Aracın dışına sizlere aktarırken özellikle alçaltılmış bir ağırlık merkezi olduğunu söylemiştim. Bu sürüşe tabii ki katkı sağlayacaktır. SUV bir model olarak değerlendirdiğiniz zaman bu tarzda araçları, crossoverlar, kompakt hatchbackler, kompakt SUV'lar genel anlamda tabii ki konfor sunarken ebatları itibariyle de ve yapısı itibariyle de viraj canavarı diyebileceğimiz araçlar değillerdir. Bu araçta da aynı özelliği görmekteyiz. Virajlarda gayet etkin ama tabii ki bir viraj canavarı araç demek yanlış olur. Bunu da özellikle sizlerle paylaşmak istedim. Ama manevralara baktığım zaman 10.2'lik manevra kabiliyetiyle gayet direksiyon kullanımları da ideal ölçülerde, yani kompakt çözümler sunuyor araç size. Bunu özellikle belirtmek istiyorum. Şimdi biraz performanslı kullanalım. Ve ivmelendikten sonra hem virajlardaki dengesine. Hem de ara hızlanma özelliğine bir göz atalım. Biraz yavaşladıktan sonra tekrar gaz pedalına yüklendiğinizde ufak bir devir kaybı yaşıyorsunuz ama CVT şanzıman işte burada çok ön plana çıkıyor. Motora çok iyi kanalize oldu ve çalışma prensibi gereği bu tür durumlarda pratik çözümler sunduğu için özellikle ara hızlanma kaybının da çok minimum düzeyde olduğunu sizlere belirtmek istiyorum. Bu arada aracımızın 0'dan 100'e 12.7 saniyelik bir değeri var. Süspansiyonlara birazcık göz atalım. Konfor odaklı bir sürüş kalitesini hissediyorsunuz süspansiyonlarda. Bu ne demek oluyor? Hem yol tutuşunun ön planda olduğu, hem de sürüş esnasında sizin iç kabinde konforunuzu sağlayan şekilde dengelenmiş. Yani ikisini de aynı oranlarda bir potada eritmiş bir süspansiyon sistemi var diyebiliriz. Ve süspansiyon biliyorsunuz konfor arttıkça yol tutuşu anlamında birazcık daha zayıflar. Yol tutuşu arttığında konfordan çalar. Ya da bunlar bir şekilde ortak bir noktada örtüşür. Bu otomobilde ortak noktada örtüşen bir süspansiyon yapısı gördüğümü özellikle belirtmek istiyorum. Tabii koltukların özellikle yüksek konumlandırılması da içeride yüksek bir kullanım yapmanıza imkan sağlıyor. Güvenlik donanımlarına göz attığımız zaman standart olarak C segmentindeki tüm araçlarda olan güvenlik donanımlarına sahip. Bunlara detaylı olarak girmeyeceğim ama özellikle ekstra olarak takip mesafesi konusunda sizi uyaran bir sistem var. Hemen önünüzdeki yol bilgisayarı ekranında sesli ve görsel olarak uyarı veriyor. Bunların haricinde tabii sürüş anlamında size kolaylık sağlayacak otomatik far ve yağmur sensörü de işinizi kolaylaştıracaktır diye düşünüyorum. Hava şu an yağışlı. Tabii ki zemin olarak da ıslak zemin ve aracımızın kış lastikleri var. Bu anlamda değerlendirirken çok doğru bilgiler vermek yanlış olur ama yalıtım anlamında şu an kabin içerisinde asla rahatsız olmuyorum. Ne rüzgar sesinden ne motor sesinden. Çok ufak bir lastik sesi geliyor ve zaten ıslak bir zemin, bu da çok normal diye düşünüyorum. Motoru biraz daha yüksek performansta kullanmaya başladığınız zaman
İşte orada çok yakın olarak performansa dayalı tepkiler veremiyor doğal olarak motor hacminden kaynaklı. Ama turbonun mutlaka katkı sağladığını söylemek istiyorum. En azından anlık beslemelerde destek oluyor. Ve ivmelendikten sonra belli bir devrin üzerine çıkarsanız eğer performansa bağlı olarak çok hafif şekilde motor titreşimlerini hissedebiliyorsunuz. Ve tabii ki önemli nokta yakıt tüketimi. 1.2 litrelik küçültülmüş motor hacminde ve CVT şanzımanda yakıt değerleri ortalama değerlerde 5.2, şehir içi değerlerde 6.2 litre 100 kilometrede fabrika verilerine sahip yakıt tüketimi. Ben kullanımlarımda eko modu çok kullanmamakla birlikte en düşük değeri 8.5 litre olarak elde ettim. Eko mod kullanımlarında takip ettiğim günlerde ise yaklaşık olarak en düşük 7.5 litrelik bir yakıt tüketimini sağlayabildim. Bu anlamda ortalama değerlerde ama tabii ki bunu sizlerle paylaşırken özellikle söylemek istiyorum. İstanbul'da yaşıyoruz ve çok yoğun bir trafik var şehir içerisinde. Bu yüzden start stop olmasına rağmen yine de çok fazla yakıt tüketimi yapılıyor bu koşullarda. Yani daha sakin şehirlerde yaşıyorsanız ya da aracınızı çok böyle şehir için trafikte kullanmıyorsanız yaklaşık olarak yakıt düzeyinizin 7 litre civarında kalacağını düşünüyorum soft kullanımlarda. Bu da benzinli ve bu ebatlarda bir araç için gayet yeterli bir ölçü diye söyleyebiliriz. Ekonomik bir araçta olmuş aynı zamanda ve 1.2 litrelik motora karşın sunduğu performansa bağlı olarak. Evet, Pulsar'la ilgili önemli verilerim bunlardı sizlerle paylaşabileceğim. Önümüzdeki hafta kısmet olursa yine yepyeni bir aracın test sürüşü köşesinde görüşmek üzere. Günlükte bir otogustonun daha sonuna geldik. Ben ekranlarınızdan ayrılıyorum ama yeni hafta için tabii ki yine sizlere en özel araçları bulmak üzere de yollara düşüyorum. Bize ulaşmak ve fikirlerinizi bizlerle paylaşmak için otogusto@tgthaber.com.tr adresine elektronik posta gönderebilirsiniz. Aynı zamanda sosyal medya hesaplarımızdan da bizlerle iletişimde kalabilirsiniz. Haftaya görüşünceye kadar hoşça kalın.